Fatih Sultan Mehmet'in saltanatının son yıllarında oluşturulan kanunnameyi Ali Osman daha önceki padişahların yazılı kurallarını bir araya getirmekle birlikte devlet yönetimini aşırı merkeziyetçi bir yapıya dönüştürmüş ve padişahı mutlak hakim kılmıştır. Fatih Kanunnamesi olarak anılan bu düzenlemede tahta çıkan şehzadenin erkek kardeşlerini öldürmesine yasallık kazandırmasıyla ünlüdür. Ve her kimseye evladımdan saltanat müyessir ola karındaşlarının nizam-ı alemin katledilmesi münasibdir sözüyle tarihe geçmiştir. Kanunnameyi Ali Osman Surat-ı Hat-ı Hümayun Sultan Mehmet Han En-Erallahu Buhutahu şeklinde başlayan ve tek nüshası Viyana Krallık Kütüphanesi'nde bulunan metnin hazine evrakları arasında olmaması, başka Osmanlı kaynaklarında bahsedilmemesi ve dil yapısı nedeniyle Fatih Sultan Mehmet'e ait olmadığı da ileri sürülmektedir. Evet arkadaşlar, kanalımızın yine bir sponsoru var. Yine arkadaşlar Harp Tarihi kanalından biraz bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar Harp Tarihi kanalı ister Türk olun ister olmayın. Dünyadaki her ülkeye hizmet veren arkadaşlar. Çoğunlukla Osmanlı İmparatorluğu ve İslam tarihini ele alan bir kanaldır arkadaşlar. Bulunduğunuz ülkenin dilini arkadaşlar altyazı olarak veya direkt eğer Türkçe olarak dinleyebilirsiniz arkadaşlar. YouTube'daki arkadaşlar en tanınmış 5 kanalın arasındadır arkadaşlar. Sizin önereceğim o kanala ve benim kanalıma abone olmanızdır arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.